Efendim hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar, iftar saatine hoş geldiniz. Eyüp Sultan'dayız, muhterem hocamız Necmettin Nursaşan bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk Muhsin Bey. Hocam mübarek, çok özel, güzel bir geceyi geride bıraktık, Kadir Gecesi'ni. Rabbim tekrarına kavuştursun. Amin. Camilerimiz doluydu hocam. Öyle oldu, önce elhamdülillah. Hiç. Rabbimize hamd ederiz. Milletimizin hassasiyeti var. Tarihi camideydik. Evet, biz. Evet, Fatih Camii'nde. Fatih Camii. Yani benim de bir huyum var. Cemaat ayakta olursa ben rahatsız olurum. Niye? Onlar rahatsız diye ben rahatsız olurum. Hocam duada zaten bunu defaatle söylediniz. Hani evet, onlardan Mevla ya, razı olsun diye. Onlara ya, da dua ettiniz ayrıca. Öyle oldu ya. Öyle oldu. O hassasiyetinizi evet, gördük. Mevla sizden razı olsun. Cümlemizden. Duanıza amin dedik hocam. Rabbim kabul buyursun. Amin. Evet efendim. Tabii tüm Türkiye'den, yurt dışından, her yerden hatmi şerifler, tesbihatlar, ondan sonra eskarlar yollandı. Mevla kabul buyursun. İnşallah sağlık, sıhhat, afiyetle de bayrama erişiriz. Amin. Evet muhterem hocamızla birlikte bugün sizden gelen sorulara da bakacağız sevgili izleyenler. Dün sizden gelen sorulara bakamadık ama bugün onlara biraz ağırlık verelim. Mezarlığa kına dökülür mü diye sormuşlar. Arkadaşlarım başlıkları aldılar. Nazar boncuğu takmak günah mı? Düğün takısının zekatı verilir mi diye sormuşlar. Zekat vermenin süresi var mı? Ne zamana kadar verilebilir? Nisap miktarına ulaştıysak şayet. Bir de nasıl hesaplanır, borçlar nasıl düşer onu soruyorlar detaylı. Kurbanın ya da bir adağın cinsiyeti önemli mi kurban kesilecekse? Bu sorulmuş. Mezar sulamanın dini bir hükmü var mı? Neden mezar ziyaretinde mezarlığı sularız diye soruyorlar. Ölü için yapılan ıskat nedir? Yine ölü için yapılan devir nedir? Bu sorulmuş. Resimli ya da fotoğraflı mezar taşı caiz mi diye sormuşlar. Cennette ibadet olacak mı? Yani dünyada ibadet ediyoruz, cennette de ibadet edecek miyiz diye soru var. İki bayram arası düğün olmaz diyorlar. Doğru mu? İki bayram arasında nikah kıyılmaz mı? Bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız. Ama önce izleyicimizin sorusu var, bekletmeyelim. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. İftar saatine hoş geldiniz. İzleyicimiz bizi nereden arıyor acaba? Buyurun. Buyurun. Alo. Yayındasınız şu anda, buyurun. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ediyoruz, buyurun efendim. Hocam ellerinden öpüyorum. Estağfurullah. Şöyle Muhsin Bey'e, çok yakın zamanda tanık olduğum bir olayı kafama takıldı, hocama sormak isterim. Tamam, buyurun. Not alayım ben de. Bir cenaze işleminde hoca Kur'an okuduktan sonra bir kağıt yazıldı. O kağıdı mezara gömülmeden kefenin arasına konması söylendi. Ben buna tanık olunca sordum, hani böyle bir şey hani olmayacağını söyledim. Bana biz hocamıza güveniyoruz, siz yanlış biliyor olabilirsiniz dediler. Tamam. Bu taahhütname olduğunu söylediler. Ne söylediler? Taahhütname. Evet. Yani bir cenaze işlemleri yapılırken cenazeye bir vebali var mıdır? Çünkü cenazeyi yakından tanıdığımız birisi, hani hacı işlemlerini yapmış, dini vecibelerini yapan çok muhterem bir insan olduğunu biliyorum. Mevla kabul. Bunun ölen kişiye bir vebali var mıdır? Bir de cenaze gömülmeden mezarlığa kına dökülmesini söylediler. Kına dökülmesini söylediler. Bunlar ne kadar doğrudur? Kafama takıldı, sormak istedim. Mevla rahmet eylesin, ibadetlerine kabul buyursun diyelim. Şimdi benim anladığım şu, cenaze işlemleri yapılırken bir kağıda bir şeyler yazdılar ve defnedilmeden kefene mi koydular o yazıyı? Kefenin arasına konulmasını arasına söylediler. Ve cenaze defnedilmeden önce de mezarına kına dökülmesini söylediler. Kına dökülmesini söylediler. Kına alındı, kına dökülecek dediler. Evet. Peki hocamız duydu, dinledi sizi. Hocamıza sözü bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar tekrar. Yani anladığıma göre benim bir yazı yazıldı. Kefenin içine konuldu. Koyuyorlar. Böyle bir şey yok efendim. Yani bizim tabii bu müteveffaya, yani vefat eden kişiye de herhangi bir hesabı kitabı yok bu işin. Cenazeyi kefenleyenler tutuyor, bunu koyuyorlar.
nereden öğrendilerse yanlış öğrenmişler. Böyle bir şey yoktur. Yani bizim kültürümüzde, İslam adabında kefenin arasına böyle bir eşya koymak, yazı koymak yok. Sadece kefenlendikten sonra la ilahe illallah, o da böyle kalemle falan değil. Elimizle sadece kefenin üzerine yazarız. Mezara indirirken Bismillah ala Resulillah, Bismillah ala milleti Resulillah, Bismillah ala milleti Resulillah. Yani ya Rabbi, bakın ölümüz bile Allah'ım senin adınla bu hayat başlıyor ve peygamberimizin usulü üzere demiş oluyoruz. Hocam yani. Kına dökülmesinin de mezara, dinimizle uzaktan yakından ilgisi yok. Bu bir nereden hurafe? Ben ilk defa duyuyorum. Ben de ilk defa duyuyorum. Böyle bir şey yok efendim. Yani defnedilmeden önce mezara kına dökün demişler. Yok efendim, yanlış. Hiç kim dediyse yok. Yani bunun dini bir kaynağı yok. Değil mi hocam? Dayanağı yok. Ne ilmi, hiçbir dayanağı ilmi yok. İlmi değil, yani. Dini değil. Bu tür yani, şeylere evet, lütfen itibar etmeyelim. İtibar etmemeli, evet. Evet. Ama kefenin arasına bir şey koymak da uygun değil. Herhangi bir değil. Eşya, herhangi bir yazı, bu da münasip değil. Münasip doğru değil. Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. İşte onlardan birisi. Bakalım izleyicimiz ne sormuş? Hayırlı Ramazanlar hocam. Benim bir sorum olacaktı size. Benim bankada altın hesabım var. Ben eve yazılmıştım. O evin parası oluyor. Birazını vermiştim, birazını da bankada biriktiriyorum altın olaraktan. 148 gram altın olarak para var. Hocam bunu soruyor. Efendim yani şimdi bir ev, bir müteahhitle bir anlaşma yaptık, bir sözleşme yaptık da günü gelince parayı ona vereceğim. Bu amaçla ise zekatla ilgisi yok. Ama herhangi bir anlaşma, sözleşme yapmadım. O düşüncem o. Yani bu parayı biriktireyim de bununla ev alırım. O zaman zekatla ilgisi var. Tabii şu anda 148 gram 148. Zekatla ilgisi. 148. Ha, 148. 148 gram. O zaman zekatla ilgisi. Yani ev almak için bankaya bırakmış. 148 gram altını var. Ve hocam siz anlatırken ben de hesabını yaptım. Tamam, 148 hemen. Gram altın 195.804 lira yapıyor. Onun da 40'ta biri. 4.895 lira yapıyor. 4.895 lira. Değil mi? Bu kadar zekatı var. Ya yani ev almak için biriktirmeniz. Yani zekatını verelim hanım kardeşimiz. Gör ki Allah ne kapılar açar. Bir kapıyı bend ederse bin kapıyı eyler kuşat. Efendi Hazreti Allah Fatihul Ebvab'dır. Kapılar açan Mevla. Bu bize farz kılmıştır. Fıkıh kitaplarımızdan çıkardığımız bu ayetlerin yorumu, anlamı da budur. Yani bekleyen şurada param varsa ama bu paraya ev alacağım, ama hacca gideceğim, ama oğlan evlendirip kız gelin edeceğim, bu amaçlarla bekletiyorum. Hangi amaçla olursa olsun zekatla ilgisi vardır. Evet. Hocam zekatla ilgili şunu da sorayım ben size. Çok da soruluyor çünkü. Bu borçlardan neleri düşebiliriz diyorlar. Nisap miktarı. Borcumuz var. Ne bileyim, kendi zati borcumuz var. Elbette onu düşeceğiz. Yani. Mesela kira gideri düşer mi? Yani bir yıllık masrafları düşmek kira lazım. Kira gideri düşer, evet, diyorsunuz. Doğru. Bankada kimisi, bazı izleyicilerimiz diyorlar ki ben şu anda işte kredi ödüyorum. Bunu düşecek miyim zekattan? Kira giderimi düşecek miyim? Hulasa borçlarını düşecek. Borçlarını düşecek. Borçlarını düşecek. Peki. Evet. Yine bir video sorumuz var. Görelim. Hayırlı akşamlar hocam. Sıla-i Rahim yapan bir yolcunun 14 günün altındaki seferi namaz ve orucu nasıl olur? Bu sorunun cevabını reklamlardan sonra duyalım. WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz sevgili izleyenler. Kısa bir ara, az sonra tekrar birlikteyiz. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvayı nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten
fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Amin. Evet, yeniden birlikteyiz sevgili izleyenler. Muhterem hocam, reklamlardan önce bir izleyicimizin video sorusu vardı. Sıla-i Rahim yapan bir yolcu 14 gün altında yolculuk yaparsa namazı ve orucu nasıl olmalı? Efendim, çıktığı yerden vardığı yere kadar ve ayrıca o yeni vardığı o yerde 14 gün kalıyor diyelim ki ve tekrar dönünceye kadar hep seferidir. Ne demek? Farz namazları kısaltarak kılacaktır. Sünnet namazları durumu müsait olursa kılabilir. Yok, son derece hareketli bir durumsa sünnetleri de terk edebilir. Peki. Instagram'dan Hatice Hanım diyor ki hocam, hayırlı Ramazanlar. Dün iftara yakın saatte saate yanlış baktım. 12 dakika önce orucumu erken açtım. Oruç açıldı, ezan okundu diye oğluma da açtırdım. Fakat sonradan fark ettim, ben yanlış bakmışım fark ettim. 12 dakika erken açmanın... İkisi de birer gün oruç tutsunlar. Oğlu ufak hocam, 13 yaşındaymış. O kaç? 13 yaşında oğlu. 13 yaşında. 13 yaşında. Yani henüz bloğa ermemiş. Evet. Bütün gün aklımda diyor şimdi, benim orucumun durumu nedir? Orucu yine tamam ben inşallah sevap kazanmıştır da yine bir gün kaza etsin. Gününe gün kaza edecek. Gününe gün kefaret gerekmez diyor hocam. Peki. Evet. Yine bir video sorumuz var, görelim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar hocam. Ben geçtiğimiz Kasım ayında evlendim. Yaklaşık 250 gram kadar altınımız var. Bunun zekatını Ramazan ayı bitmeden vermeli miyim? Yoksa gelecek Kasım ayını bekleyip bir yıl sonra mı vermeliyim? Teşekkür ederim. Kedinin güzelliği. Yani hanımefendinin henüz bir yıl olmamış demek ki. Bir yıl olduktan sonra illa Ramazan'da vermek şart değil. Yani diyelim ki Kasım ayında hanımefendinin eline bu altınlar geçti. Kasım ayından itibaren onun sahibi olmaya başladı. Üzerinden bir yıl geçtikten sonra, ki Kasım ayında bir yıl geçmiş olacak ve böylece zekata tabi olacak. Biz yine de 250 gram altının zekatını ne yapar hesap edelim. Hocam anlatırken ben yaptım zaten hesabı. 1323'ten 250 gram altın. Hocam 8269 lira yapıyor. 8000. Şu haliyle. Evet, evet. 8269 lira yapıyor. Evet. 250 gram altın. Ama dolmadıysa da şu anda mükellef değil. Doğru. Dolduktan sonra verecek inşallah. Peki. Çok güzel yağmur var şu anda İstanbul'da. Berekettir elhamdülillah. Bereket Mevla'ya hamdolsun. Rabbimizden bunu diliyorduk. Gökten rahmetini, ya, yerden bereketini lütfeyle ya Rab. Amin. Tabii öyle. Telefonumuz var. İzleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Buyurun efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Buyurun. Merhabalar. Buyurun. Ben 8 aylık hamileyim hocam. Sabah namazını mesela kılamıyorum. Öğlen sabahın fin kazasını kılabiliyor muyum? Bir de hocam bir sorum da olacak. Normal biz namaz kılarken öğlen, ikindi, akşam önce biz farzını mı kılmamız gerekiyor kazasını, yoksa hani sünnetini mi kılmamız gerekiyor? Neyi burada kastederek sordunuz? Sabah namazını mı? Evet hocam. Siz sabah namazına kalkamıyorsunuz. Dolayısıyla evet, bunu öğlene kadar kılabilir miyim? Şayet kılabilirsem evet, sünnetiyle mi kılacağım yoksa sadece farzı mı kılacağım diye sordunuz. Değil mi? Evet hocam. Soru bu. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar ve şimdiden hayırlı bayramlar. Hocam buyurun. Efendim, öğleye kadar, yani diyelim öğle ezanı okunmaya 20 dakika kalıncaya kadar o günkü sabah namazını kılacak olursa sünnetiyle birlikte kılacak. Sünnetiyle birlikte kılacak. O gün öğlen geçtikten sonra devlet kuşu kaçtı. Artık sünneti kılamayacak. Halbuki çok da önemli bir sünnetti. Farzını kılacak. Evet. Artık kaza edecek. Yani öğle namazından sonra iki rekat sabah namazını kaza edecek. Yani demek ki hiç olmazsa bir kere en evla olan eyyül amale habbu ilallah ya Resulallah, Allah'a karşı en sevgili şey nedir?
Salatü le vaktiha. Vaktinde kılınan namaz. Yani vaktinde sabah namazını kılamadık. Hiç olmazsa kuşluk vakti kılmalıyız. Öyle olursa sünneti de kılarız. Beraber. Farzı da kılarız. Öğlen ezanına 25 dakika kala kadar kılıyor. Peki hocam nasıl niyet edecek bu namazlara? Nasıl niyet yapsın? Niyet ettim ya Rabbi senin rızan için vaktinde kılamadığım bugünkü sabah namazının farzına. Vaktinde kılamadığım bugünkü sabah namazının sünnetine. Vaktinde kılamadığım bugünkü sabah namazının farzına diye niyet edeceğim. Teşekkür ediyoruz hocam. Muhsin Bey hayırlı iftarlar. Yeni Çiftlik'ten annem Hilmiye Çetinkaya'nın 3 atmi var. Hocamıza emanet edebilir miyiz diye soruyor. Duaya katar mı diyor. 3 atmi varmış hocam aman izleyicimizin. Rabbim Mevla, kabul buyursun. Kabul buyursun. Tamam efendim. Yine bir video sorumuz var görelim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili hocam. Uganda'dan çok selam sevgileri. Uganda. Haydi lamazanlar. İyi günler hocam. Bir soru var hocam. İbadet etmeyin, uyalmak doğru mu? Ne? Bu bir cevap benim var. İnşallah cevap bekliyorum inşallah abiciğim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ne güzel de Türkçe konuşuyor hocam. Uganda'dan videoyu yolluyorlar. Evet, tamam efendim. Selam edelim. Sorusu şöyle, ibadet etmeyenleri uyarmak, ikaz etmek doğru mudur? Namaz kılmıyor, oruç tutmuyor diyelim. Bunları biz uyarabilir miyiz? Günaha girer miyiz? İkaz edebilir miyiz? Günaha girmeyiz. Uyarmamız lazım. Emri bil maruf, nehi anil münker. Yani dinin, aklın emrettiği şeyi söylemem, yaymam, tebliğ etmem farzdır. Kötülüklerden de vazgeçirmek. Yani diyelim ki kumardır, fuhuştur, yalan söylemedir. Bunlardan vazgeçmeliyiz. Münasip dille karşımdaki kişiyi kırmadan, incitmeden, tebliğ etmem lazım. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Yine bir video sorumuz var. İzleyelim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Annem teyzemin yanında Konya'ya gitmişti. Teyzem filtre vermiş ama annem de demiş ki senin yerine de ben verdim demiş. Ama annemin geliri var. Ankara'da oturuyoruz. Annemin filtre vermesi gerekir mi? Evet. Maaşı falan her şeyi var annemin. Ama kardeşi güya iltifat olsun, ikram olsun diye vermiş. Öyle. Durumu var, verebilir kendisi ama kardeşi... Mesele o da bir, ayrıca bir saygı, ayrı bir ikram gayet güzel. Ne güzel, bu sevgiye, bu saygıya ihtiyacımız var. Evet. Verebilir diyorsunuz. Verebilir. Yani. Mahsur yok. Tabii. Peki... WhatsApp hattımıza video sorularınızı bekliyoruz. Antalya bizi izliyor, selam ediyorlar. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Kayseri'den hemşehrilerinizin selamı var hocam. Aleyhisselam. Adana bizi izliyor, selam ediyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Yine bir video sorumuz olacak, izleyelim. Hayırlı Ramazanlar. Size bir sorum olacaktı. Ben geçmişte çok fazla hata yaptım. Bir kızın yapabileceği en büyük yanlışlardan biriydi benim için. Ve ben bir de kapalıydım. Daha sonrasında yapamadığım için açıldım. Bunların günahı nedir? Peki Allah beni affeder mi? Ben ümitsizliğe kapılıyorum çoğu zaman. Bunun günahı var mıdır? Ümitsizlik doğru değil. Yani Mevlana diyor ya, 100 kere tevbeni bozduysan yine gel. Çünkü gidecek başka kapı yok. Yani kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Haddi aşmakta ileri giden kullarıma söyle benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Rabbimiz bize böyle buyuruyor. Ama bu demek değildir ki yani keyfime göre de tekrar tekrar günah işleyeyim. Nasıl olsa affeder. Öyle değil tabii yani. Bakın yani dün söylemiştik ya İbrahim peygamber duasında bir peygamber böyle dua ediyor. Ve la tuhzini yevme yub'asun. Ya Rab büyük mahkeme gününde beni rüsvay etme diyor ya. Bir peygamber böyle diyor ya. Hanımefendi seninle bizim için ne kadar geçerli. O yüzden yani vazgeçen bir tevbeyle. Tevbe-i nasuh Rabbimiz ya eyyühellezine amenü tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Nasuh tevbesiyle yani vazgeçiren bir tevbeyle tevbe edin buyuruyor.
Etubu ilallahi cemiyan eyyuhel müminune leallekum tüflihun. Topyekun ey müminler tevbekar olun ki mutluluğa erebilesiniz. Tesettürlüydüm, yapamadım, açıldım diyor yani, izleyicimiz. Yani bakın diğer tesettür sorusu. Allah'ın öyleydi, emridir. O soruyu görebilir miyiz? O soru öyleydi galiba. Evet, evet, böyle demişti. Tesettür Allah'ın emridir. Hanımefendi bir süre tesettürlü hareket ediyor, sonra vazgeçiyor. Rabbimizin bu emrine uymamaya başlıyor. Bu bakın şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir kanununa uymasam bu devlet aferin eline sağlık demez. Yani bir kırmızı ışıkta geçsem bunu devlet tespit eder. Er geç beni yakalar, bak öde şu parayıdır. Sen burada düzene uymadın. Prensiplere riayet etmedin. Niye yapmadın? Öde, aklın başına gelsin diye. Yani yanıma koymaz hulasa. O yüzden Rabbimizin emrine uymamak. فَلْيَحْزَرِلَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ Allah'ın emrine uymayanlar ya bir imtihanla karşılaşacaklarından ya da bir fitneye düçar olacaklarından sakınsınlar. Ayet-i Kerime. Evet. Ümitsizlik yok ama daha önce kazanmış niye kaybeder bunu? Değil mi hocam? Ya. Yine Kur'an'ın öğrettiği dua. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena. Ya Rabbi, gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra, senin yoluna girdikten sonra bizi ayırma ya Rabbi. Bu kardeşimiz Rabbimizin emrine uymaya başladıktan sonra tekrar vazgeçti. Niye? Nefis rahat durmuyor. Şeytan boş durmuyor. Sen benim askerindin. Öyle diyor ya. Subhanallah. Allah Ekber. Evet. Instagram'dan gelen sorular var. Onlara da bakalım. Gök gürlemesi ve çok güzel bir yağmur var şu anda. Belki seyircilerimiz de duyuyorlar. Ses geliyor olabilir. İzleyicimizin sorusu şöyle hocam. Hatice Hanım soruyor. Biz besicilik yapıyoruz. Hayvanımızı kesip bunu zekat niyetiyle Kahramanmaraş'a götürüp yemek yaptırdık. Ve orada dağıttık. Biz zekat niyetiyle bunu yaptık. Fakat bu zekat olur mu? Yoksa bunu hayra mı sayalım? Bu zekat yerine geçmedi. Bunu hayır saysınlar. Çünkü neden tabii, geçmedi hocam? Çünkü zekatta iki mühim şart var Muhsin Bey. Bir, niyet. Onlar niyetine almışlar. Evet. İki, temlik. 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 Ne demek temlik? Ben vereceğim, o onun sahibi olacak. İhtiyaç sahibine vereceğiz. Sahibi olacak o. Öyle değil burada. Ben burada herkese verdiğim gibi onlara da yemek veriyorum. Bu sahiplenmiyor adam yani. Hmm. Sahiplenmeden ona ikram ediyorum. Bunun da sevabı olur mu? Elbette sevabı olur. Ama zekat olmamıştır. Zekat görevlerini yeni... Zekat da bizim önemli bir ibadetimizdir. Yani Rabbimiz bakın Kur'an'da 32 yerde namaz kılın, zekat verin. Yani biri mali, biri bedeni ibadet. Biri bireysel huzur, diğeri de toplumsal huzur. Onu sağlıyor. Evet. Demek ki bu hayra sayılacak, zekat tamam. yerine geçmiyor Doğru. diyorsunuz. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir başka soru var. Aysel Hanım soruyor. Dayımın mezar taşında kendi resmi var. Evet. Mezar taşında resmi olan mevta azap çeker diyorlar. Bu doğru mu? Yani mevta azap çekmez de bunu yapanlar da isabetli bir şey yapmamış olurlar. Yani mezar taşlarında fotoğraf, böyle şiir, bunlara gerek yok, yeri yok bunların yani. Sadece yani mezar taşlarımızda genellikle hüvel baki, tamam, baki olan o, Allah. Ya baki, ya, entel baki. Ya öyle evet. efendim. Ya. Mezar taşlarında resim, fotoğraf, şiir, ya. Herhangi karikatür olmamalı. Olmamalı tabii. Olmamalı. Bakın ben bir ara Avustralya, Melbourne hem de böyle tam bayram öncesi günler mezarlıkta geziyorum. Baktım Türkçe yazılı bir mezar, bir Türk mezarı, ilgi duydum.
Ben oradayken olacak ya, mezarın sahibesi hanımefendi de geldi. Fakat mezarda böyle bir mermerden Meryem heykeli yapılmış, kanatlar konulmuş filan ve mezara da şu yazılmış: gencecik yaşımda nasıl da kıydın bana. Allah Allah. Ben de orada radyo vardı. Evet. Bizim Türklere hitap eden orada konuşuyordum. Bayağı şöhrete ermiştim. Hanımefendi dedim, ben Türkiye'den gelen hocayım. Herhalde dinlersin beni. Bak, bu bir ucu isyana varan bir söz. Tanrım, nasıl da kıydın bana. Bir Müslüman böyle isyan etmemeli. Bir, bizim inancımızda melek inancı var da, meleğin kanadı da var ama böyle kuş kanadı gibi filan değil. O yüzden bu heykel, bu şekilde bir heykel de bizim anlayışımıza uygun değil dedim. Yani bakın, ta Avustralya'ya gitmiş adamımızda dahi böyle yanlışlar oluyor, olabiliyor. Kendi ülkemizde böyle yanlışlar olmamalı. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar hocam. İftar saati programınız çok güzel. Teşekkür ederiz demiş izleyicimiz. Hocam, ricamız annem Zülfiye sucuğu için iki tane Hatmi Şerifimiz var, okudu annemiz. Hocam duasını emanet olarak alırım. İnşallah efendim. İnşallah, tamam. Diyor hocam. Tamam. Mevla kabul buyursun. Yine bir video sorumuz olacak, izleyelim. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar sayın hocam. Ben bir şey soracaktım da, biz adağımız vardı da, bu adak dişi ya da erkek kesilmiş, fark eder mi acaba? Hayır, teşekkür fark ederiz, etmez. Hayırlı akşamlar. Fark etmez efendim, fark etmez. Yani ama o günkü ortama göre, yani yoksa kurban olma niteliğinde bir hayvansa, bazen olabilir ki dişi hayvanları kesmek neslin azalmasına yol açıyor gibi olabilir. Bugün elhamdülillah öyle bir sıkıntımız yok, derdimiz yok. Yeter ki kurban olma niteliğinde bir hayvan olsun, amma dişi amma erkek fark etmez. Teşekkür ediyoruz hocam. Instagram'dan ilginç bir soru var. Emir Bey sormuş hocam. Diyor ki, ben futbolcuyum. Fransa'da forma giyiyorum. Fransa'da hakemler orucumu açmama izin vermiyor. Ne yapmalıyım? Yani maç oynadığı saatler iftar saatlerine denk geliyor belli ki. Evet. O dakikalarda da ezan okunuyor. Hakemler de müsaade etmiyorlar orucunu açsın. Ne yapayım diye soruyor. Olsun, bir süre sonra açar. Sevabını Rabbimiz verir inşallah. İlla orucunu düşecek. Tutuyor. Evet. Yani bakın, orada da orucunu tutuyor. Fransa'da. Bir mümine yakışan da budur. Gurbetçi ya. Futbolcu kardeşimize selam edelim. İlla ki bir sakatlama falan olur. Elbette kötü sakatlanmalar olmasın da, hani öyle derler. Evet. O molada orucunu açabilir diyorsunuz yani. O arada açabilir. Evet, peki, teşekkür ediyoruz. Yine bir video sorumuz var, görelim. Akşamlar hocam, size bir şey söyleyecektim. Eşimle ilgili, eve geliyor işten, ne benle konuşuyor ne çocuklarıyla konuşuyor, 24 saat telefonda. Ben de ona sürekli beddua ediyorum. Bunun günahı var mı? Gece gündüz telefonda, hiç kimseyle konuşmuyor. Allah Allah. Yani Rabbimiz ayetinde bakın, şu da benim varlığıma delil ki kendi cinsinizden eş verdim. Saygı ve sevgi duyuyor. Ve ceale beynekum meveddeten ve rahme, aranızda sevgi olsun, saygı olsun diye. Yani bu hanım kardeşimiz böyle bir soruyu iyi ki ekrana getirdi. Yani böyle yapan maalesef erkek sayısı çoktur. Yahu insaf et yani. Dışarıdan geldin. Yuvada baba güneş, ana ay, çocuklar da yıldızlar durumundadır. Baba eve geldi, güneş doğsun ya, sevgi gelsin, mutluluk gelsin, eşi memnun olsun, çocuklar memnun olsun, çocukların hal hatırını sor, kızım bugün okulda ne ders gördünüz? Yani onları bir soruştur, ilgile. Yok. Yok. Eline almış telefon, öyle ona bakıyor, çok sevgiye mani oluyor, saygıya mani oluyor, istişareye mani oluyor, çok yanlış bir şey yani.
Evet. Aa, hocam bu teknoloji, bu telefon maalesef şimdi herkesin elinde. Bize, herkes odasında. Bize esir aldı. Evet hocam. Evet. Herkes kendi odasında. Çocuklar ya. Kendi odasında. İşte beyefendi başka yerde, hanım mutfakta. Herkes cep telefonlarında. Hanımefendi de beddua değil de gel dua etsin. Kötüye beddua etme. Daha kötü olur, başına bela olur. E dua et de ıslah olsun ya. Ya Rabbi bu adamın bu işten ikrahını ver yani. Yani gül gibi eşi var. Çiçek gibi yavruları var. Ya onlarla ilgilen ha mübarek adam dışarıdan geldin ya. Öyle değil yani, o esir almış adeta. O telefon onu esir almış. Ne oldu ne olacak? Ne oldu ne olacak ya? Bağımlılık. Ya bağımlılık evet. Evet. Bağımlılık. Peki yine bir video sorumuz var, görelim. Hocam hayırlı akşamlar. Geceniz mübarek olsun. Benim bir sorum olacak. Sorum mezarlarda, mezarlıklara su döküyorlar. Siyasiler daha çok yapıyor. Ne zaman gidersek mezara, başkaları da görüyoruz etraftan. İbriklerle su taşıyorlar mezarlara, mezarlara su döküyorlar. Bunun bir sevabı var mı? Mezarı ıslatıyorlar. Yani ben düşünüyoruz biz, yanlış bir şey olarak düşünüyoruz. Siz bunun dini yönden nedir bunun? Evet, bunun yorum yapabilir misiniz? Ya dini bir gerekli, teşekkür ediyoruz. Dini bir gerekliliği yok bunun. Ama ilk defin sırasında su dökülür ki niye? Tozup da defnedenleri rahatsız etmesin diye. Orada su serpilir, dökülür. Ama şimdi bir mezar ziyaretine vardık. Getirin mezara su dökelim. Yok böyle bir şey yok. Yani biz ne yapacağız? Bakın sevgili peygamberimiz ne yapmış? Selam vermiş onlara. Dualar etmiş. Biz de selam veririz, dualar ederiz, empati yaparız. Onlara rahmet okuruz. Kendimizi de onların yerine koruruz. Hocam su dökmenin dini bir dayanağı yok ama mesela ağaç yetiştirmenin ya da orada çiçek bulundurmanın dini dayanağı var mı? O var. O var. Tabii. O öyle bir şeyler olursa âlâ. Evet. Yani ama bakın bu Muhsin Bey fidan dikerken de yine o mezarlık idarecileriyle istişare ederek, yani cenaze mezarın ya şurasından konuluyor ya burasından konuluyor. Ya oraya fidan diktiysen, buraya diktiysen, o da güzelce geliştiyse şimdi ne yapacağız ya? Nasıl keselim o ağacı? Yani o yüzden izin alarak diyorsunuz. Bilgi vererek. Yani bilgi çünkü vererek onların ya tecrübesi var. Ağaç büyüdükten sonra ağaca da kıyamıyorsun. Ama mezardan da vazgeçemiyorsun. Hocam peki fidan dikmenin ölüye ne gibi bir faydası var? Efendim sevgili peygamberimiz buyuruyor ki bakın mezarlıktaki yeşil otları koparmayın. Onlar altındakilere rahmet okurlar. Hadis-i şerif. Ya öyle. Dini kaynağımız yani, bu. Yani ama kurumuş otları alabiliriz, kaldırabiliriz. Yani. Peki teşekkür evet. ediyoruz hocam. Bir telefonumuz mu var? İzleyicimizin sorusunu duyalım. Buyurun efendim. Selam, hoş geldiniz. Aleyküm selam. Buyurun. Benim size iki tane sorum olacaktı. Birincisi... eşyalarımın üzerinde nazar boncuğu gözde afleme kullanmayı seviyorum. Bunun dini bir sakıncası var mı? Evet, yağmur bir hayli bastırdı. Şimdi hem yağmur sesi hem izleyicimizin sesi. Tekrar edebilir misiniz? Duyamadık biz sizi. Eşyalarımda nazar boncuğu ve evet. göz aflemelerini seviyorum. Bunun dini bir sakıncası var mı? Nazar boncuğunun. Nazar boncuğu. Efendim. Evet. Evet. Başka var mıydı acaba? Başka sorusu yok hocam. Nazar boncuğunu eğer bizi nazar değmesinden korusun amacıyla bulundurursak sevgili peygamberimiz buna şirktir diyor. Yok öyle bir nazardan korusun amacıyla değil de bir aksesuar olarak bulundurmak istiyorum. Bulundurabilirim bak, aksesuar olarak bulundurabilirim. Takı olarak. Evet. Ama nazar değmesinden korusun amacıyla bulundurursam bu yanlış. Öyle yapmamalı. Yani ondan bir medet ummamamız ondan gerekiyor. Yardımı Allah'tan bekleriz. Yardım Allah'tan. Yoksa topraktan yapılmış bir şey değil mi? Bir cam parçası, yani, bir toprak parçası ondan hocam. Ondan tutup da... Beni nazardan korusun diye takmayacağız. Olma yanlış. O zaman şirk oluyor. O zaman şirk. Teşekkür ediyoruz hocam. Evet, bugün de 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz sevgili izleyenler. Bu arada muhterem hocam, bu 81 ile 81 Kur'an-ı Kerim hediyemizi bir izleyicimiz veriyor.
Ankara'dan. Sevil Küçükayan hanımefendi. Babası Metin Küçükayan, dedesi Şükrü Küçükayan ve babaannesi Necibe Küçükayan hayrına hediye ettiler. Allah hayırlarını makbul eylesin. Tebrik ederiz. Güzel bir şey. Bu organizasyonla bakın 81 ile ulaşabiliyor. Kendisi ulaşayım dese ulaşamazdı. Evet. Ya, değil mi? Ne Mevla güzel. Kabul buyursun. Evet, evet. Rahmetlerine geçmiş etsin. Geçmişlerine rahmet eylesin inşallah. Evet. Bugünkü şehirlerimiz hangileri? Haritamızı isteyelim yönetmenimizden. 3 farklı şehrimize yine Kur'an-ı Kerim hediye edeceğiz. Haritamız ekrana geliyor. İlk olarak Rize diyelim mi? Rize'ye selam edelim. Rize, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. İkinci olarak Bingöl diyelim. Bingöl, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Ve son olarak da Hatay. Hatay, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Evet, hatlarımızı Rize'den, Bingöl'den ve Hatay'dan ilk düşüren seyircilerimize Kur'an-ı Kerim hediyelerini inşallah hatıra olarak yollayacağız sevgili izleyenler. Muhterem hocam, şöyle bir soru var. Bir müminin dostu ve düşmanı kimdir? Bir müminin kaç dostu vardır, kaç düşmanı vardır? Çok güzel bir soru Muhsin Bey. Bakın bu soruya şu ayetle cevap verelim. Estağfirullah. İnnemâ veliyyukumullâhu ve rasûluhu vellezîne âmenüllezîne yukîmûnessalâte ve yu'tûnezzekâte ve hum râkiûn. Sizin dostunuz Allah'tır. Bir. Allah Resulü Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. İki. Namaz kılıp zekat veren, Allah'ın emirlerine boyun eğen müminlerdir. Yani demek 3 tane dostumuzu söylüyor Kur'an. Bu şu bakımdan önemli Muhsin Bey. Dostumuz olduğu gibi düşmanımız da var. Eğer dostu dost, düşmanı da düşman bilmezsek ne olur? Dostu düşman, düşmanı dost haline getiririz. Yanlış yapmış oluruz işte. Demek ki bak müminler, müminler bizim dostumuzdur. Müminler bizim düşmanımız değildir. Sevgili Peygamberimiz, Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Birbirinizi sevmenin yolunu göstereyim mi? Efşü selamı beynekum. Selamlaşın, selamı yayınız diyor Allah'ın Resulü. Şimdi gel, madem bu soruyu sordunuz. Birinci dostumuz Allah. Rabbimiz bir ayetinde de vellezine amenu eşeddu hubben lillah. Müminler en çok Allah'ı severler. Ve huvel gafurul vedud. Allah gafurdur, veduddur. Yegane sevgilidir. Sevgisinde vefa olandır. Sevilmeye layık olandır. Bir hadis-i şerif de şöyle. Şu 3 şey kimde varsa imanın zevkine ermiştir. Nedir onlar? Bir, Allah ve Resulü herkesten, her şeyden sevgili olmalı. Amin. İki, yaptığını Allah için yapmalı, yapmadığını Allah için yapmamalı. Üç, küfre düşmekten öyle korkmalı ki ateşe atılacakmış gibi. Bu 3 şey kimde varsa bu kişi imanın zevkine ermiştir. Sevgili Amin. Peygamberimiz Amin. Böyle buyuruyor. Yani demek bizim birinci sevdiğimiz Allah. Allah. Aşkın aldı benden beni, bana seni, gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni, gerek seni. Cennet cennet dedikleri birkaç kökle birkaç uğri. İsteyene ver anları, bana seni, gerek seni. Ahilere ahiret gerek, sofilere sohbet gerek. Mecnunlara Leyla gerek, bana seni, gerek seni. Rabiatül Adeviye Hazretleri ne diyor? Ya Rabbi, cennet için ibadet ediyorsan beni cennetine koyma. Cehennem korkusuyla ibadet ediyorsan beni cehennemden çıkarma. Allah Allah. Ben senin için Allah. Ya Rabbi, yani demek ki Allah yarı baki, yarı hakiki. Şimdi şu soruyu soralım. Ben Allah'ı seviyor muyum? Bunu nereden anlayacağız? Seven kişi sevdiğini anarmış, ararmış, bulurmuş. Vezkurullaha kesiran leallekum tuflihun. Allah'ı çok çok anın ki mutluluğa erebilesiniz. İki,
Allah'ı seven Allah'a itaat eder. Biraz önce bir hanım kızımız soruyordu. Ha? Ben diyor daha önce tesettürlüydüm, şimdi açıldım. Yanlış mı ettim diyor. Seven kişi sevdiğine itaat eder. Rabbimin her emri başım üzerine. Allah'ı seven Allah'ın Resulünü de sever. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحَبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِ De ki ey peygamber, Allah'ı seviyorsanız bana uyun de. Evet. Allah'ı sevmenin bir işareti daha var. Allah'ı seven onun kelamını okumayı, dinlemeyi de sever. Allah'ı seven Allah'ın kullarını sever. Aman ya Rabbi. Ya Leyla Mecnun hikayesi var. Mecnun diyor ki bir köpeğe çok ilgi gösteriyor da kınamayın beni. Ben bu köpeğe niye çok ilgi gösteriyorum biliyor musunuz? Bir keresinde Leyla'nın mahallesinde gördüm. Leyla'yı o kadar seviyor ki Leyla'nın mahallesinde gördüğü köpeğe aşırı ilgi gösteriyor. Biz Allah'ı öyle seveceğiz ki şu adam sevdiğim biricik sevgili Allah'ın kulu. İnandığım Allah'a inanıyor. Yöneldiğim kıbleye yöneliyor. Bağlandığım peygambere bağlanıyor diyerek sevme gerekçelerim de bunlardır. Eğer Allah'ı seviyorsam ölümden de nefret etmeyeceğim. Ölümü temenni etmek yok. Ölsem, gitsem demek yok. Ama Allah'ın tayin ettiği zaman gelince ondan tiksinme de yok. Huda davet eder elhamdülillah. Bu can dosta gider elhamdülillah. Ne gam bunda bin kez ölürsem anda ölüm olmaz, ölmezem ayrı. Sevgili peygamberimizin son sözü nedir? İlâ refîkil âlâ. Yüce dosta. İlâ refîkil âlâ. Yüce dosta, yüce dosta, yüce sevgiliye. Evet. Evet efendim. Şimdi gelin ikinci sevgiliye geçelim. Peygamber Efendimiz. Yani peygamberimizi seviyoruz. Ennebiyyü evlâ bil mü'minîne min enfüsihim. Peygamber müminlere ayet bu ya. Kendi canlarından daha sevgili. Günümüzden 160 yıl önce aramızdan ayrılmış Diyarbakırlı Leyla Hanım. Bu cismim ateşi aşkınla yansın ya Resulallah. Du çeşmim hâb-ı gafletten uyansın ya Resulallah. Şu iki gözüm gaflet uykusundan uyansın ya Resulallah. Gidip boynumda zincirimle ben ol ravza-yı pâke. Görenler hep beni divane sansın ya Resulallah. Boynumda tasmanla ben gideyim ravzanı ziyarete. Görenler bu kadın kafayı bozmuş desinler. Senin sevgini böyle duyayım. Yine 160 yıl önce aramızdan ayrılan Şeref Hanım ne diyor? Eşiğin görmeye bin canım olsa eylerim feda. O rütbe hadden aştı intizarım ya Resulallah. Ravza-i Pâk'ını ziyaret edemeden vefat edecek olursam mezar taşım kıyamete kadar dövünsün, Allah Allah. Dursun ya Resulallah. Üçüncü Selim, Muhsin Bey, o Ravza-i Mutahhare'nin sütunlarının başlıklarında evet. Yazılı idi. Yazılıdır demiyorum, idi. Yazılı idi. Bir zamanlar. Ben gençliğimde gittiğimde böyle hasretle okurdum onları. Ey kerem mülküne sultanı kerim, kulluğun fahr bilir Şah Selim. Hamdola hakka ki bizi çün ümmetinden eyledi. Nice mümkündür eda etmek bu şükrün nimetin. Rabbime hamd ederim onun ümmetinden eyledi. Bu nimetin şükrünü edaya gücüm yeter mi? Sultan Selim, devletin imparatorluğun başı. Bunu yazıyor ve o sütun başlıklarındaydı. Yani biraz zamanı uzatıyorum gibi herhalde. İftara kaç dakikamız var hocam? Vaktimiz var. 3-4 dakikamız Birinci daha var. Birinci Sultan Ahmet de bakın sevgili peygamberimizin izinin bulunduğu taşı alıyor, öpüyor. Nola tacım gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Resul'ün. Gülü gülzar nübüvvet o kadem sahibidir. Bahtiya
Durma yüzün sür kademine o gölün. Evet efendim. Sevgili Peygamberimiz, üçüncü sevdiğimiz kişi de müminlerdir, öyle mi? Müminler. Yani Allah, birinci sevgilimiz Allah, ikinci Hazreti Muhammed Aleyhisselam, üç müminler. Ya yani müminler de demek ki sevgili efendim. Peki düşmanı kim? Müminin düşmanı kim? Nefis düşmanı. Âdâ adûvüke nefsükelletî beyne cembik. En amansız düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir. Ve mâ überri'u nefsî innen nefsele emmâretun bisû. Hazreti Yusuf böyle diyor. Ben nefsimi temize çıkarmam. Bütün şiddetiyle kötülüğü emreder. Mevlana ne diyor? Nefsin yularını serbest bırakma. O merkebe benzer. Yularını serbest seni bırakma. O ahıra gider, seni de beraberinde götürür. Nefsin tıfıl gibidir. Verirsen büyür memeyi, emziğini vermezsen verin demez memeyi. İki adım durur derler bu yolun zir-u balası. Biri nefse kadem basmak, biri Rahman'a ermektir. Bu da Niyazi Mısri'nin, ya efendim, Malatya'mızla meşhur Niyazi Mısri. Allah orayı da sıkıntılarından kurtarsın. Amin. Amin. İki adım durur derler bu yolun zir-u balası. Biri nefse kadem basmak, biri Rahman'a ermek. Rabbimizin şu ayetine bakın. Ya eyyetühen nefsül mutmeinne. Ey ayetlerimi fikir, zatımı zikir ile gönlü, ruhu, doyuma ulaşan kişi, dön Rabbine. Rabbin senden razı, sen ondan razı. Gir has kullarımın arasına, gir cennetime. Ama bu, bakın, nefis terbiyesinin 7 merhalesi var. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mülhime, nefsi mutmainne. Nedir bu nefsi mutmainne? Allah'ın ayetleri. Hangi ayetleri? Kur'an'daki ayetleri. Kendi vücudumuzdan başlayarak dış dünyamızda Allah'ın ayetleri var. Ayetlerimi fikir, zatımı zikir ile diyor. Hocam sözünüzü balla kesmiş olalım. İftar dakikaları İstanbul için. Duaya geçeceğiz ama hemen arkadaşlarım, hatlarımızı düşüren ilk isimleri belli olmuş. Onları gösteriyorlar. Rize'den mi? Kadircan Erkan Rize'den. Hatay'dan Beyazıt Koska ve Bingöl'den isim alınıyor şu anda. Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Ve iftar duası vakti geldi. Sofraları başında şu anda. Hocam seyircilerimiz amin demeyi bekliyorlar. Bekletmeyelim. Muhsin Bey, hem iftar vakti hem de yağmur yağıyor. Tam duanın kabul olacağı zaman. Yağmura bizim millet rahmet der. Yani bir zengin düşünün ki böyle para dağıtıyor, erzak dağıtıyor, ahali kuyrukta. Ben de o kuyruğa girsem, yok bunlara veririm de sana vermem demez yani. O cömertle yakışmaz. Yani Rabbim bakın herkese rahmetini veriyor. Mümine münkire rahmetini indiriyor. İftar vaktidir. Tam duaların İcabet kabul olduğu sahibi. Zaman. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhane rabbiyel aliyyil alel vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme leke sumt. Ve bike amend ve aleyke tevekkelt ve ala rızkike eftar ya vasi'al mağfiret. İğfir li ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık, sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla iftar açmaya hazırlanıyoruz. Rahmeti bol Mevlamız. Hesap gününde bizi, ana babamızı, bütün müminleri bağışla. Amin. Ya Rab, şu anda sofralarımızda envai çeşit soframız hazırlanmış vaziyette. İş bu güzel nimetleri hazırlayanlar, kazananlar, yiyecek olanlara sıhhat ve afiyet, amin. Kazananlara bereket, amin. Ölmüşlerimize rahmet, amin. Yuvalarımıza, yurdumuza, iş yerlerimize huzur, saadet ve başarılar ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin.
şu anda rahmetini lütfediyorsun. Gökten rahmeti, yerden bereketi daim eyle. Amin. Kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afet Amin. Ve musibetlerle bizi imtihan etme. Amin. Ya Rab, yüzyıllardan beri senin için yaşamış, senin için ölmüş, kanını, canını, malını, çekicini, kalemini senin yolunda kullanmış. Anadolu'yu baştan başa mabet haline getirmiş bu mübarek milleti. Ya Rab, geçen iki yılımız pandemiyle geçti. Bu yılda küçük kıyamet yaşadık. İnne ma'al usri yusran, inne ma'al usri yusra. Zorlukla beraber kolaylık. Ama bir zorluk, iki kolaylık. Len yaglibe usrun yusreyn. Bir zorluk, iki kolaylığı yenemeyecek. Bundan sonra bu mübarek millete kolaylıklar lütfeyle. Amin. Ya Rab. Deprem felaketiyle huzuruna varmış kardeşlerimize şehitlik rütbesi ihsan eyle. Amin. Yaralılara da acil şifalar, geride kalanlara da ümit ver ya Rab. Müminsin, müminsin. Gönülleri güven duygusuyla doldurursun. Panikten, dehşetten, ruhi sıkıntılardan bizlere aydınlığa kavuştur. Allahu veliyyüllezine amenu yukhricuhum minezzulümati ilen nur. Ben müminlerin yarıyım, yardımcısıyım. Onları içinde bulundukları karanlıklardan aydınlığa kavuştururum buyuruyorsun. Bizi de aydınlığa kavuştur Amin. Ya Rab. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.